Merhabalar değerli izleyicilerimiz, bir Postakop özel yayınımızda sizlerleyiz. Değerli konuğum da efendim regresyon terapisti Dilek Serbest konuğumuz. Dilek Hanım'a dilerseniz hoş geldiniz diyerek de sohbetimize başlamış olalım. Hoş geldiniz, nasılsınız Dilek Hanım? Hoş bulduk Özge Hanım, çok teşekkür ederim. Sizler de çok iyisiniz çok umarım. Mersi, bizler de sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Dilek Serbest, spiritüel yaşam koçu yapıyorum. Aynı zamanda regresyon terapistiyim. Sakarya Hendek doğumluyum. Yaşam yolculuğumda tabii ki ben de inişleri ve çıkışları olmuş bir kişiyim. Bu yolculukta arayışlarım oldu. Birçok tekniğe başvurdum küçüklüğümden bu yana, çocukluk yıllarımda. Kitaplarla başladı tabii ki yolculuğum. Daha sonra sevgili Zehra Seyşefar'a rastladım. Kendisi regresyon terapisti. Bu eğitimi aldıktan sonra aslında kendime ışık oldum öncelikle. Aileme ışık oldum. Daha sonra da danışanlarıma ışık olmaya devam ettim. Regresyon terapisi nedir öyleyse? Regresyon terapisi, regresyon kelime anlamı itibariyle geriye gitmek, geçmişe dönmek, kaynağına geri gitmek anlamına geliyor. Onu da şöyle izah etmek isterim. Yani bugün kişi bazı sorunlar yaşıyor. Bu inişlerde yaşadığı sorunların aslında biz kaynağına dönüyoruz. İlk olarak nerede yaşamış, nasıl yaşamış? Kaynağa geri döndüğümüzde, o kareye, o ana geri döndüğümüzde kişi aslında bugün yaşadığı sorunun nereden geldiğini keşfetme noktasına gidiyor. Ve aslında kendini keşfetmeye gidiyor. Kendiniz bu şekilde uygulamayı yaptınız değil mi? Işık tabii ol, ki de. Kendime dedi. Her regresyon terapisti aslında eğitim sürecinde kendisi de almıştır seans. Ve kendi yaşamını aslında kuş bakışı bakabilme imkanı elde edebilmiştir bu sayede. Korktunuz mu ilk kendinizde uygularken? Ben düşünme aşaması bile, yani insan bilmediği bir şeyden hani biraz korku muhakkak vardır ve belirsizlik var. Evet. O duygu karmaşasını merak ettim sizde. Şöyle söylersek aslında halkımız bu konuya birazcık hani aşina değil açıkçası, merak ediyor. Basit ve güzel bir dille açıklamak isterim. Tabii ki bu bilinçaltı temizleme yöntemi, şifalanma yöntemi. Bu yöntemde illaki bir süreç var. Bu süreçte korkulacak hiçbir şey yok. Ben size belirli telkinler uyguluyorum. Bu telkinler sonunda rahatlıyorsunuz. Bedeniniz rahatladığında aslında o bilinçaltı açılmış oluyor. Bilinçaltı açılıyor. Kapı aralanıyor. Evet, aynen öyle. Artık yani ışığı göndermemiz için aslında o kapı açıldığında karanlığı görüyoruz ilk önce. Ve karanlığa ışık tutmaya başlıyoruz. Bu şekilde. Puzzle'lar yerleşiyor. Tabii ki de. Uyguladığınız araçlar var mıdır? Uyguladığımız araçlar şöyle söyleyebilirim. İlk olarak nefesi kullanıyoruz. Nefes tabii ki terapi şeklinde değil. Sadece başlangıç aşamasında ve duyguların boşaltılmasında kullanılıyor. Bu şekilde ses tonunuz önemli keza. Etrafta herhangi bir ses olmaması önemli. Bu da şu yüzden kişi de o anda sahte anılar oluşabilir. Bunu engellemeniz için ortamın sessiz olması. Böyle tanımlayabiliriz. Wow. Kimlere uygulanabiliyor? Çocuklara da uygulanabilir mi? Tabii ki uygulanabiliyor. İletişim kurabildiğimiz herkese uygulayabiliyoruz açıkçası. Yani akıl sağlığı yerinde olan, bizimle iletişim kurabilen herkesle. Biraz da istek gerekir. Tabii ki. Niyet önemli, gönüllü olmanız. Bir kişinin gerçekten gönüllü olması o ışık bahçesine yapacağı yolculuğun ilk adımı. Süper. Evet. Peki daha çok hangi metot mesela veya hangi konu üzerinde sizin kapınızı çalınıyor? Tabii ki belirgin şeyler var. Takıntılar, korkular. Korkular zaten en karanlık yanlarımız bizim. Korkularımız, dikkat eksikliği, özgüven eksikliği, değersizlik duygusu en çok rastlanan zaten bu, yani değersizlik duygusu ve sevgisizlik. Bağımlılıklar. Bağımlılıkları da şöyle söyleyebilirim. Bu sadece madde bağımlılığı değil. İnsan bağımlılığı. Mesela çağımızdaki en büyük hastalıklardan biri bir insana bağımlı yaşamak. Onunla var olduğunu zannetmek. Aslında gerçekte, özde aslında biz varız. Kendimiz varız. Ve kendimize ışık tuttuğumuzda aslında tam ve bütünüz. Bunu fark ediyoruz. Değerliyiz. Aynen öyle. Özeliz. Kıymetliyiz. Kesinlikle bunları bilmek öyle gerekiyor. En çok merak ettiğim de Dilek Hanım, seans sonrasında kişi her şeyi hatırlıyor mu? Her şeyi bu kişiden kişiye değişiyor açıkçası. O anki duygu boşalımıyla alakalı. Tabii ki her şeyi hatırlıyor.
Burada kişi yarı bir transta, yani tamamen derin bir uykuyla uyanıklık arasında. Aynen öyle, evet. Bilinçli beyin yine aktif bir şekilde, biz konuşmaya devam ettiğimiz için açık. Yani konuşuyoruz ama belirli bir seviyede de bilinç altında, o katmandayız. Bu şekilde. Diğer metotlardan farkı nedir? Kişi aslında şifalanmayı kendi yapar. Yani burada aslında hem kendini görür tekrar, o yaşadığı olayı tekrar deneyimler, ama deneyimleyen kişi de aslında kendisidir. Bu şekilde şifalanmada biz ona, kendisine ışık elçisi oluyoruz. Aslında yolu açıyoruz, yanında eşlik ediyoruz. Şifalanmayı kişi kendi yapıyor. Peki regresyon anıları tamamen ortadan kaldırılıyor mu? Geçmişimiz hiçbir şekilde bunun, yani yok edebilecek hiçbir yöntem yoktur. Geçmiş yaşandı ve bitti. Biz sadece geçmişe dönüp ne yapabiliriz? Bu duygumuzu nasıl dönüştürebiliriz? Nasıl iyileşebiliriz? Nasıl şifalanabiliriz? Çünkü bugün bu kısır döngünün içine dönmeme neden olan şey ne? Evet. Buraya dönüyoruz ve şifalanmayı gerçekleştiriyoruz. Ana noktayı bulmamız gerekiyor aslında. Kesinlikle öyle. Çok çok teşekkür ediyorum ben size. Ben çok teşekkür ederim. Sağlık ve başarı diliyorum da. Çok, çok teşekkürler. Mersi. Sağ olun. Hoşçakalın. Değerli konuğumuz efendim, regresyon terapistimiz Postakova Özel yanımızdaydı. Dilek Serbest. Bir sonraki programımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.